Konstantiniye muhakkak fetholunacaktır. Onu fetheden komutan, o ne güzel komutandır. Onu fetheden askerler, onlar ne güzel askerlerdir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu hadisini işiten bütün Müslümanlar bu övgüye nail olmak için yüzyıllar boyunca Konstantiniyye'yi fethetmek amacıyla ordular toplamış ve seferler düzenlemişti. Bu seferlerin ilki Hazreti Osman döneminde yapılmıştı. Hazreti Muaviye komutasındaki İslam ordusu gemilerle İstanbul'a gelmiş ve İstanbul dolaylarında Roma ordusuyla çarpışmıştı. Lakin netice alamayan İslam ordusu geri çekilmek mecburiyetinde kaldı. İkinci saldırı Hazreti Muaviye halifeliği döneminde yapılmıştı. Yezid bin Muaviye komutasında toplanan İslam ordusu Konstantiniyye şehrini fethetmek için yola çıkmıştı. Bu orduda sahabelerden 90'lı yaşlarında olan Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari de bulunuyordu. Tek gayeleri vardı, o da Hazreti Peygamber'in övgüsüne nail olabilmekti. Bu kuşatma denizden ve karadan yapılmış, Ebu Eyyub el-Ensari'nin de arasında bulunduğu birçok sahabe ve İslam mücahidi yapılan bu çarpışmalarda şehit düşmüştü. Fakat yine fetih müesser olmadı. Ardından Emevi halifesi Süleyman bin Abdülmelik döneminde, Emevi halifesi Hişam bin Abdülmelik döneminde ve Abbasi halifesi Muhammed el-Mehdi döneminde de fethedilmeye çalışılmış, lakin fetih müesser olmamıştı. Harun Reşit dönemine gelindiğinde Roma İmparatoruna karşı 3 defa harp ilan edilip büyük zaferler kazanılarak Ereğli'ye kadar ilerlenmiş olmasına rağmen yine fetih müesser olmamıştı. Şii Fatimilerin yükselip batıniliği yaymasıyla 200 yıl boyunca duraksayan İslam fetihleri ancak Türklerin gelişiyle yeniden başlayabilmişti. Bu vesileyle Allah-u Azimüşşan İslam sancağını Müslüman Arapların elinden alarak Müslüman Türklere vermişti. İstanbul'u kuşatan ilk Müslüman Türk hükümdar Sultan Yıldırım Bayezid olmuştu. Hırslı ve cesur sultan İstanbul'u tam 4 kez kuşatmış ve sonuncu kuşatmasında İstanbul az kalsın düşmek üzereyken Timur'un Anadolu'ya girmesiyle İstanbul kuşatmasını kaldırmak mecburiyetinde kalmış ve fetih yine müesser olmamıştı. II. Sultan Murat döneminde İstanbul tekrar kuşatılmış ve büyük başarılar elde edilmişti. Lakin Roma İmparatorunun teşvikiyle Osmanlı'da Düzmece Mustafa ayaklanması çıkıp da Karaman ve Germiyan oğulları Bursa'ya saldırınca Sultan II. Murat İstanbul kuşatmasını kaldırmak zorunda kaldı. Ancak Sultan II. Murat İstanbul'un fetih hazırlıklarını tamamlamıştı ve oğlu Sultan II. Mehmet'e yazdığı bir vasiyetnamede İstanbul'un muhakkak fethini tavsiye ve teşvik etmişti. Şubat 1451 senesinde ikinci defa olarak tahta geçen Sultan II. Mehmet kendisini tebrike gelen bütün ecnebi heyetlerine karşı sulh taraftarı ve tavizkar bir tutumla onları
kendisi hakkında yanlış kanaatler elde etmeye sevk etmişti. Hatta Doğu Roma heyetinin Şehzade Orhan ile ilgili taleplerine müsbet karşılıklar vermiş ve diğer devletlere de toprak terk etmek suretiyle tavizler vererek ortalığı yatıştırmıştı. Zira o, Hazreti Peygamber'in övgüsüne nail olmak, babasının vasiyetini yerine getirmek, Osmanlı Devleti'nin ortasında bir çıbanbaşı gibi ihanet merkezi halinde kalmış bulunan Doğu Roma'yı ortadan kaldırmayı düşünmekteydi. Her kritik zamanda devletin başına bir gaile çıkarmaktan geri kalmayan ve Osmanlı üzerine sevk edilmiş olan bütün müttefik Haçlı ordularının bir numaralı amiri bulunan Doğu Roma'nın ortadan kaldırılmasını, devletin huzuru kadar müdafaasını da kolaylaştıracağı cihetle zaruri addetmekteydi. Lakin o, bu emelini gerçekleştirmeye başlamadan daha acil bir surette halledilmesi gereken bir gaile ile karşılaştı. O da Osmanlı için diğer bir fitne merkezi olan Karaman Beyliği'ydi. Karamanlılar bu taht değişikliğini fırsat bilerek Osmanlı topraklarına tecavüzde bulunmuştu. Sultan II. Mehmet bu meseledeki aciliyeti takdir ederek Anadolu Beylerbeyi İshak Paşa'yı Karaman üzerine sevk etti. Arkasından Kapıkulu askerlerini yanına alarak kendisi de harekete geçti. Sultan II. Mehmet ordularıyla Karamanoğlu Beyliği'ne vasıl olduğunda Karamanoğlu İbrahim Bey tehlikeyi fark ederek Taşeli bölgesine çekildi. Buradan gönderdiği elçilerle Sultan II. Mehmet'e sulh teklifinde bulundu. Araya Konya ulemasının da girmesiyle Müslüman kanı akıtmak istemeyen II. Mehmet sulhe razı oldu. Ancak bu razı oluşta başka bir sebep daha vardı. O da kendisini tebrik için Edirne'ye gelmiş olan Roma elçilerine yumuşak davranmış olmasından cesaret bulan Doğu Roma elçilerinin Sultan II. Mehmet'e tehditkar bir talepte bulunmuş olmalarıydı. Bu talep, Şehzade Orhan için taahhüt edilmiş olan 300 bin dukalık tahsisatın 2 mislisine çıkarılması, aksi halde Orhan'ın serbest bırakılacağı tarzında bir tehditti. Bu sebeple 2. Mehmet, Karamanoğullarının sulh teklifini kabul ettiği gibi Alanya Kalesi'ni de onlara bırakıp geri dönmek mecburiyetinde kaldı. Doğu Roma elçilerini ise Edirne'ye geldiğinde meseleyi halledeceğini söyleyerek savsakladı. Edirne'ye geldiğinde ise Sultan II. Mehmet, Şehzade Orhan için verilmekte olan parayı kestiğini, artık tek kuruş ödenmeyeceğini kesin bir lisanla bildirdi. Bu, bir çağı kapatıp başka bir çağı başlatacak olan büyük bir harbin patlayan ilk kıvılcımıydı. Doğu Roma küçüle küçüle adeta sırf İstanbul'dan ibaret kalmış bulunmaktaydı. Lakin bu haliyle bile Osmanlı için daimi bir fesat yuvasıydı. Roma İmparatoru her fırsattan istifade ile Osmanlı'ya bir baş ağrısı çıkarmaktan geri kalmıyor, arasındaki mezhep farkına rağmen Katolik dünyasını Osmanlı aleyhine tahrik etmekten vazgeçmiyordu. O, ortadan kalkmadıkça Osmanlı'da huzur ve sükun teessüs edilemezdi. Roma İmparatoru Konstantin'in Şehzade Orhan ile ilgili tehdit ve talebi Sultan II. Mehmet'e Osmanlı ve Roma arasındaki sulh anlaşmasını bozma fırsatı vermişti. II. Mehmet, Roma'ya karşı sadece sulhperver görünmemiş, aynı zamanda Çorlu civarını bile onlara terk etmişti. Sultan II. Mehmet için artık bu aldatıcı ve oyalayıcı siyasetten vazgeçme zamanı gelmişti. Sultan II. Mehmet büyük divanı toplayıp Roma üzerine sefer kararı almıştı bile. Sultan elini çabuk tutmalı, Karadeniz'den, Ege Denizi'nden, Anadolu'dan, Rumeli'den gelebilecek her türlü saldırı için önlem almalı ve bir an evvel şehri kuşatıp
fethetmeliydi. Bunun için hemen hazırlıklara başlamıştı. Sultan II. Mehmet ilk icraat olarak büyük dedesi Yıldırım Bayezid'in Anadolu yakasında yaptırmış olduğu Anadolu Hisarı'nın karşısına bir hisar yaptırarak girişeceği fetih hareketi sırasında Karadeniz yoluyla gelebilecek yardımı önlemek istedi. Hisar 4 ay gibi kısa bir sürede inşa edildi ve denize bakan kapılarına ve kulelerine büyük çapta toplar yerleştirildi. Bu topların menzili karşı sahile kadar ulaşıyordu. Aynı şekilde Anadolu Hisarı'na da bu toplar yerleştirildi. Bu suretle Boğaz iki taraflı top ateşiyle kontrol altına alınmış ve Karadeniz yoluyla gelebilecek yardımlara kapatılmış oldu. Aynı zamanda Boğaz'dan geçen her gemiden vergi alınarak devlet ekonomisine ciddi katkı sağlanmaya başladı. Vergi ödemeden Boğaz'dan geçmek isteyen ve dur ihtarına uymayan arpa yüklü bir Venedik gemisi 26 Ekim 1452 günü top ateşiyle batırılmıştı. Sultan II. Mehmet, batılı devletlerin elçilerine kendisini yanlış tanıtmayı mahirane bir surette becerdiği için Batı aleminden Doğu Roma'ya ciddi bir yardım gelemeyeceğinden emin bulunuyordu. Gerçekten de batılı devletler İstanbul'un Türklerin eline geçebileceğine hiç ihtimal vermedikleri gibi kurulacak bir Haç ordusuyla Türkleri Balkanlardan atmanın artık çok kolay olduğunu düşünüyorlardı. Hatta meşhur hümanist Filelfus, dönemin Fransa Kralı 7. Charles'a yazdığı mektupta Türklerin başına geçen genç padişahın harp görmemiş, tecrübesiz, sefih ve kadınlara düşkün budala bir genç olduğunu ve Osmanlı'nın her zamankinden daha güçsüz durumda bulunduğunu söylemişti. Sultan II. Mehmet hakkında bu derecede isabetsiz düşüncelere sahip olan Batılıları yanıltan onun askeri dehası kadar güçlü olan siyasi dehasıydı. Gerçekten de Batılı devletler Doğu Roma'nın yardıma ihtiyacı olmadığını düşünerek Osmanlı üzerine bir saldırı hazırlığına girişmediler. Arnavutluk'ta faal olan İskender Bey'in de Doğu Roma'ya destek olması ihtimali bulunduğundan oraya İbrahim Bey komutasında bir kuvvet sevk edilerek onun da muhtemel desteğini bertaraf etmek teşebbüsünde bulunuldu. Bu suretle Sultan II. Mehmet Rumeli tarafından gelebilecek olan saldırıları da önlemiş gözüküyordu. Donanmanın büyük kısmını Marmara Denizi'ne yerleştirerek Ege Denizi'nden gelebilecek yardımları da böylece engelleyecekti. Ayrıca Anadolu'da bir miktar ordu bırakarak bu bölgede de asayişi sağlamıştı. İstanbul, tarih boyunca 28 kez kuşatılmış ve şehir savunmasında oldukça deneyimli hale gelmişti. İstanbul şehri dört bir tarafından surlarla çevriliydi. Batı tarafında 15 metre yüksekliğinde, 5-6 metre kalınlığında iki kat sur bulunuyordu. Ve burası şehrin en sağlam tarafıydı. Surların arkasındaysa derin kazıklı çukurlar, içinde su vardı. Surların en zayıf olduğu yerler ise Haliç kıyısındakilerdi. Galata'dan Sarayburnu'na uzanan devasa bir zincirle Haliç'e gemilerin girmesi engelleniyordu. Surlar çok kalın ve güçlü olduğundan II. Mehmet Edirne'de şöhretli İstanbul surlarını yıkabilecek güçte toplar imaline başladı. Kendisi de bir top döküm ustası olan II. Mehmet, Macar asıllı Urban adlı bir ustadan, Müslihiddin Bey ve Saruca adındaki mühendislerden de istifade etti. O güne kadar mevcut olmayan çapta toplar pek büyük masraf ve emeklerle meydana getirildi. Bu toplara Şahi ismi verilmişti. Menzili 1 kilometreydi. Güllenin düştüğü yerde ise bir kulaç derinlikte çukurlar meydana getirdiği sabit oldu. Sultan II. Mehmet sefer hazırlıklarını tamamlamıştı. Umumi sefere çıkmadan önce Karacabey'i İstanbul çevresini fethetmesi için gönderdi. Karacabey, Silivri, Vize, Kumburgaz ve Yeşilköy'ü fethederek Doğu Roma'yı yalnızca İstanbul şehrinden ibaret hale getirdi. Nihayetinde Sultan II. Mehmet ordularıyla Edirne'den İstanbul'a hareket etti. İstanbul
İstanbul'u müdafaa eden Rumların kuvvetini batılı yazarlar 7-8 bin olarak ifade etseler de bunun doğru olmadığı, Rumların en azından 20 bine yakın askeri mevcudu olduğu muhakkaktır. Zira İstanbul'un civarı evveliyetle fethedildiğinden buranın Rum halkı kaçıp İstanbul'a sığınmış ve bunların çoğu Roma ordusuna iltihak etmişlerdi. Haliç'teki zincirin arkasında 12 Roma harp gemisi bulunmakta ve zinciri korumaktaydı. Haliç ve Marmara surlarına güvende olacağı tahmin edildiğinden sadece nöbetçiler dizilmiş, ordunun tamamına yakınıysa Edirne tarafındaki surlara konuşlandırılmıştı. Osmanlı'nın güçlü şahi toplarına mukabil Doğu Roma'nın elinde Rum ateşi denilen silahlardan mevcuttu. Rum ateşi sıvı halde yakıcı bir maddeydi ve tulumba vasıtasıyla günümüz lav silahını andıran bir şekilde surlardan düşmana püskürtülmekteydi. Üzerine su döküldüğünde daha fazla şiddetlenmekte ve her tarafı tutuşturmaktaydı. Bunun çıkardığı yangın ancak kum ve kireç gibi maddelerle söndürülebiliyordu. Osmanlı ordusu 6 Nisan 1453 Cuma günü İstanbul surları önüne geldi. Sultan II. Mehmet daha evvelden Roma İmparatoruna elçiler göndererek teslim olması halinde altınlarıyla şehirden ayrılabileceğini ve halka asla zarar verilmeyeceğini teklif etmişti. Lakin bu teklif Roma İmparatoru tarafından reddedilmişti. II. Mehmet için harpten başka seçenek kalmamıştı. Şafak'la birlikte büyük şahi topunun ateşlenmesiyle muhasara başlamıştı. Şahi topları surlarda derin tahribata yol açıyorsa da Rumlar surları süratle tamir ediyor ve kale burçlarından Osmanlı üzerine ok yağdırıyorlardı. Savaş kuleleri ve merdivenlerle surlara yanaşan Osmanlı askeri dehşet verici bir tabloyla karşılaştı. Rumlar surların üzerinden Rum ateşini yağdırarak savaş kulelerini ve merdivenleri yakıvermişti. Bu yanma tehlikesini bertaraf etmek için Osmanlı ordusu bu seyyar kuleleri birkaç kat manda derisi ve ıslak çamurla sıvayıp kuşatmayı denediler. Lakin yine kulelerin yanmasına engel olamadılar. Surları aşabilmek gerçekten de güç bir olaydı. Bunun üzerine birçok noktadan lağımlar kazılarak şehre yer altından girme teşebbüsünde bulunuldu. Ancak bu lağımlar da Rumlar tarafından fark edilip barut ile patlatılarak engelleniyor ve bazı lağımlarsa derin su çukurlarına denk gelerek çöküyordu. Osmanlı ordusunun zayiatı giderek artıyor ve askerin morali düşüyordu. Bunun yanında Macaristan elçileri 2. Mehmet'e gelerek kuşatmayı kaldırmadığı takdirde Osmanlı'ya harp ilan edeceğini ve ordularıyla ilk fırsatta yola çıkacağını bildirmişti. Bu haber divandakiler arasında ikilik meydana getirmişti. Bir kısım paşalar kuşatmayı kaldırmayı teklif ederken bir kısım paşalar, alimler ve evliyalar başta Akşemseddin, Sivaslı Şemseddin, Emir Buhari, Molla Fenari, Molla Gürani Hazretleri gibi dirayetli kimseler fethin kaldırılmaması yönünde fikir beyan ediyor ve orduyu manevi anlamda cesaretlendirmeye gayret ediyorlardı. Sultan II. Mehmet yoğun top ve mancınık atışı yapılmasını emretti. Bu sırada içleri yiyecek, mühimmat ve asker dolu olan 4 büyük Ceneviz ve Rum gemisi Marmara Denizi'nden İstanbul'a yaklaşmıştı. Bu gemileri 47 parçalık donanmasıyla Zeytinburnu açıklarında
Baltacıoğlu Süleyman Bey karşıladı. Burada çetin bir deniz savaşı başladı. Paşalar ve padişah ise Zeytinburnu sahilinden bu savaşı seyretmekteydi. Lakin Ceneviz gemileri Osmanlı gemilerinden kat kat büyük olduğundan Osmanlı gemilerinden bu gemilere çıkabilme şansı bulunmuyordu. Üstelik Lodos rüzgarı Cenevizlilerden yanaydı. Kalabalık Osmanlı gemilerinin arasına düşen bu dört büyük gemi Lodos'tan istifade ederek Osmanlı donanmasının arasından sıyrılıp kaçmayı başardı. Bu manzarayı sahilden seyreden Sultan II. Mehmet buradaki başarısızlığa öfkelenerek atını denize sürdü. Bindiği küheylanın ağzından köpükler saçılırken etekleri ıslanıncaya kadar denize girip adeta donanmanın yardımına koşmak istemişti. Kaçan gemiler Haliç'e alındı ve Roma'nın uzun bir süre daha idare edebileceği gıda, silah ve ordu temin edilmiş oldu. Doğu Roma'da sevinç, Osmanlı'da üzüntü meydana getiren bu hadise üzerine Sultan II. Mehmet, Baltacıoğlu Süleyman Bey'e 100 sopa cezası vererek görevinden azletti. Yerine Hamza Bey geçirildi. ...21 Nisan'da top atışı şiddetlendirilince Topkapı tarafındaki büyük burç yıkıldı. Ertesi gün sabahına ise Rumlar şaşkınlık ve korkuyla uyandılar. Karaköy sahilinden çekilmeye başlanan 67 parçalık kalyon gemiler 3 kilometre boyunca karadan yürütülerek Kasımpaşa üzerinden Haliç'e indiriliyordu. Bu olayı seyreden Rumlar şaşkınlıktan küçük dillerini yutacak haldeydi. Haliç'e inen gemilerden ve Galata sahillerindeki toplardan yapılan atışlarla Rum gemilerinin büyük çoğunluğu imha edildi. Bu hareketle Rumların dikkati Edirne tarafındaki surlardan başka bir de Haliç tarafındaki surlara çekilmiş oldu. Ordunun önemli bir kısmı Haliç surlarına gönderildi. Rum halkı 7'den 70'e Meryem tasvirlerini ellerinde taşıyarak sokaklarda ayinler tertip ettiler. Ellerindeki büyük, kutsal sayılan Meryem Ana tasviri o gün yere düşüp parçalanmıştı. Büyük ölçüde maneviyatlarını sarsan ve uğursuzluk telakki edilen bu hadiseye ilaveten bir de ani bir yağmur ve arkasından dehşetli bir dolu bu güruhu adım atamaz hale getirmişti. Meryem Ana tasvirinin kırılmasından sonra gerçekleşen bu tabiat hadiseleri Rum halkında maneviyat namına hiçbir şey bırakmamıştı. Önceki gün İstanbul surlarında 9 yerde gedik açılmıştı. Artık imkanları tükenmiş olan Rum halkının gedikleri tamire gücü yetmiyordu. Lakin ümitsizce de olsa Rumlar son müdafaalarını yapacaktı. Osmanlı ordusu ise Edirne tarafındaki surlardan asker yoğunluğunu azaltmak için donanmayı Marmara surlarına çekecek ve sahte bir çıkarma yapacaklardı. Haliç'e ise birbirine bağlı fıçılardan köprüler yapılmıştı ve Galata tarafından askerler bu fıçıların üzerinden şehre girecekti. Geri kalanlar ise Edirne tarafındaki surlara saldıracaktı. Osmanlı ordusu sabah namazının ardından harp vaziyeti aldı ve hücum borusunu beklemeye başladı. Padişah da sabah namazından sonra 2 rekat nafile namaz kılarak Cenab-ı Hakk'a zafer için tazarruda bulundu. Ardından kılıcını kuşanıp atına bindi. Boruların çalınmasını emretti. Osmanlı ordusu çalan boru sesleriyle umumi taarruza başladı. Donanma Marmara surlarına ilerlerken Galata'daki ordular köprüler vasıtasıyla Haliç üzerinden şehre koşmaya başladı.
Edirne tarafındaki surlara doğru topyekün koşan Osmanlı askeri surlara çıkmaya başlamıştı bile. Muharebe bütün şiddetiyle devam ederken dev cüsseli bir yeniçeri olan Ulubatlı Hasan arkadaşlarıyla surlara tırmanarak Türk bayrağını burçlara dikmeye muvaffak oldu. Bayrağın burçlarda dalgalandığını gören Osmanlı askeri var gücüyle surları aşarak şehre girmeyi başarmış ve çarpışmalar artık şehrin içine yayılmıştı. Rumların direnci giderek kırılıyor ve Ayasofya'ya doğru kaçışmaya başlıyorlardı. Öğle vaktine doğru şehrin düştüğü kesinleşti. Artık Osmanlı askerleri yer yer sokaklarda şükür namazı kılıp toprağı öpmeye başlamıştı bile. Fatih Sultan Mehmed'in fermanıyla sokaklarda halktan kimseye zarar verilmeyeceği ve güvende oldukları mesajı veriliyordu. Savaş atmosferi o andan sonra adeta düğün atmosferine dönüşmüştü. Zira Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın methettiği o komutan işte bu komutandı. Hazreti Peygamber'in methettiği ordu işte bu orduydu. Hazreti Peygamber'in methine mazhar olan ordu Osmanlı ordusuydu. İstanbul'un fethinin ardından şehre giren Osmanlı askeri Rumların büyük bir kısmının Ayasofya'ya doğru kaçıştıklarını görmekteydi. Rum halkı Türklerin ancak Büyük Konstantin sütununa kadar ilerleyebileceklerine bu sırada gökten bir melek inerek bir sütunun önünde bulunan bir Rum'a kılıç vereceğine o Rum'un da bu kılıçla Türkleri şehirden süreceğine inanmaktaydılar. Bu inançla Ayasofya'nın içini ve dışını hınca hınç doldurmuşlardı. Türk askeri bu mabedin kapılarını kırarak içeri girdiklerinde buranın çoluk çocuk 7'den 70'e büyük bir kalabalık teşkil edecek şekilde dolu olduğunu hayretle gördüler. İnsanlara korkmamalarını, hiç kimseye bir zarar vermeyeceklerini bildirerek dışarı çıkmalarını söylediler. Fatih Sultan Mehmet Rumlara hitaben "Size ve bütün Rumlara söylüyorum ki bugünden itibaren hayat ve hürriyetiniz hesabına gazabımdan asla korkmayınız." diyerek Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'nin fethinde gösterdiği âli cenaplığa uygun bir harekette bulundu. Ardından Ayasofya'nın kubbesine çıkarak etrafa göz atınca şehrin harabiyetinden müteessir olarak vehleten şu Farsça beyti mırıldandı. "Perdedâri mi künetter kasri kayser ankebud. Bum nöbet mi zenet ber tarumi efrasiya." Rum halkından sadece Türk askerine kılıç çekenler öldürülmüş, teslim olanlara dokunulmamıştı. Ardından şehrin hemen imarına başlandı. Rum halkı kuşatmadan dolayı müşkül duruma düştüğünden yaralarını bir nevi sarmak için bu imar faaliyetinde dolgun maaş karşılığında istihdam ettirildiler. Galata tarafındaki Cenevizliler ise harpten önce Doğu Roma'ya yardım etmeyeceklerine yönelik Fatih Sultan Mehmet'e söz vermiş fakat harp sırasında bu sözünü bozarak Rumlara yardım etmişlerdi. İstanbul'un fethinden sonra Fatih sözlerini bozduklarından dolayı Galata bölgesine de el koydu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'da 20 gün kalarak işlerini yoluna koyduktan sonra Edirne'ye döndü.
Fatih'in ilk hedefi Mora Yarımadası'nı da fethetmekti. Zira burası Doğu Roma'nın uzantısı bir ülkeydi. Hükümdarları da Doğu Roma Hanedanı'nın kardeşleriydi. Roma Hanedanı'na mensup olmaları dolayısıyla Doğu Roma'yı ihya davasına kalkışabilecekleri gibi Batı Hristiyan aleminden de destek görebilirlerdi. Ayrıca Fatih, Doğu Roma'yı bitirdiği gibi Batı Roma'yı da bitirmek gayesi güttüğünden Mora'yı eline geçirdiği takdirde hem İtalya'nın fethi için bir hareket üssü elde edebilecek hem de Ege Denizi'ndeki Osmanlı hakimiyetini perçinlemiş olacaktı. İstanbul'un Türkler eline geçmesinden doğan bir infial ile Papalık, Arnavut, Eflak, Mora, Sırp ve Bosna kral ve despotlarıyla temasa geçerek bir Haçlı Seferi teşebbüsüne girişti. Osmanlılar aleyhine bir ittifak tesisine çalıştıysa da bir netice alamadı. Aksine bu hükümdarlar İstanbul'un fethinden dolayı Fatih'i tebrik etmekle birlikte taahhüt ettikleri vergileri de eksiksiz olarak Osmanlı'ya ödediler. Sırp kralı Brankoviç Edirne'ye elçi göndererek Osmanlı'ya sulh teklifinde bulundu. Lakin Fatih Sultan Mehmet bu sulh teklifini reddederek Osmanlı'dan almış olduğu toprakların derhal iadesini istedi. Bu teklifi kabul etmeyen Sırp kralı Osmanlı topraklarına tekrar tecavüzlerde bulunmaya başladı. Aynı zamanda Ulahlar ve Macarlarla anlaşarak Osmanlı aleyhine bir ittifak kurmaya çalışmaktaydı. Sırplar birçok Osmanlı şehrini yağmalamış ve tecavüzlerde bulunmuşlardı. Sırpların saldırılarını haber alan Sultan Fatih, emrindeki 20 bin kişilik ordusuyla Sırpları Osmanlı topraklarından def etmek için harekete geçti. Bu gelişmeyi öğrenen Brankoviç, padişahın Semendre üzerine yürüyeceğini tahmin ettiğinden burasını tahkim ederek içine kafi miktarda asker koyduktan sonra hazinelerini de Sivrice Hisar'da bırakarak Macaristan'a kaçtı. Maksadı Macaristan'dan Osmanlı'ya karşı yardım temin etmekti. Esasen o sırada Macaristan'da da Osmanlı'ya karşı harp hazırlığı yapılmaktaydı. Macar kralı Ladislas önderliğinde bir harp meclisi toplandı. Burada alınan kararla teşekkül edecek ordunun başına Türklerin meşhur düşmanı Hünyadi Yanoş geçirildi. Bu sırada Sultan Fatih ordusunu iki kol halinde Sırbistan içlerine sevk etmişti. Ciddi bir mukavemet görmeden Sivrice Hisar ile Semendre şehrini kuşattı. Sivrice Hisar kolayca zapt edilmiş, Sırp kralının hazineleri Osmanlıların eline geçmiş fakat iyi tahkim edilmiş olan Semendre şehri ele geçirilememişti. Bunun üzerine Fatih ani bir karar alarak sefere nihayet verip Edirne'ye döndü. Dönerken Firuz Beyoğlu komutasındaki orduyu Sırbistan'da bıraktı. Bundan maksadı Macarların olası bir tecavüzünü önlemekti. Edirne'de daha büyük bir ordu kurmakla meşgul oluyordu. Bu sırada Hünyadi Yanoş komutasındaki Sırp ve Macar ordusu Firuz Bey komutasındaki Osmanlı ordusuna saldırmış ve Osmanlı ordusunu imha etmişti. Sırplar Vidin ve Niş arasını tamamen işgal ederek topraklarına kattılar. Bu bölgeleri ateşe verip pek çok insanı kılıçtan geçirdiler. Hünyadi Yanoş bu başarıya rağmen Fatih'e karşı harbi göze alamadığı için Belgrad'a çekildi. Fatih'in Sırbistan'da başarılar elde etmişken geri dönmesinin sebebi Sırpların Macarlarla birlikte büyük bir kuvvet teşkiline çalıştıklarını haber almış olmasıydı. Macar ülkesine akıncılar yollayarak ülkede tahribat yapılmasını emretti. Akıncılar Macar topraklarına girerek akınlar yaptılar. Aynı akıbetin kendi başına geleceğini düşünen Sırp kralı Osmanlı'ya 30 bin flori vergi vermeye razı olduğunu ve sulh yapmak istediğini bildirdi. Ordularını toplamış olan Sultan Fatih 100 veyahut 150 bin kişilik ordusuyla Belgrad üzerine doğru sefere çıktı. Belgrad şehri Tuna Nehri ile Sava'nın birleştiği noktada kurulmuş çok müstahkem bir kaleye sahipti. Fatih Morava üzerindeki Grosvaç'ta bir top döküm imalathanesi kurarak birçok top döktürmüştü. Bu toplarla Belgrad önlerine gelerek şehri kuşatıp top atışına tutmaya başladı.
sırada Fatih, düşmanın durumunu öğrenmek için etrafa saldığı casuslar vasıtasıyla Sırp kralının Macaristan'a kaçtığını, onlardan yardım talebi mukabilinde bazı yerleri kendisine vereceği vaadinde bulunduğunu haber aldı. Dayı Karacabey'den gelen haberde ise Macarların Osmanlılar üzerine harekete geçmiş oldukları bildirilmekteydi. Papa'nın da teşvikiyle nihayet 60 bin kişilik bir haçlı ordusu mevcuda gelmiş ve Belgrad'ı kuşatan Osmanlı ordusunu kırmak için Macaristan'dan yola çıkmıştı. Belgrad'da yapılan şiddetli çarpışmalar esnasında nihayet kale düşmek üzereyken Haçlı ordusunun Tuna'nın kuzeyinde görüldüğü haber alındı. 60 bin kişilik bu müttefik Haçlı ordusuna karşı alınacak tedbirler görüşülmek üzere bir harp meclisi toplandı. Dayı Karacabey, Tuna'nın kuzeyine geçilerek Macar ordusuyla kale muhafızları arasına girilmesini ve bu suretle Hunyadi Janos'un kaleye irtibatına engel olunmasını ve Haçlı ordusu mağlup edildikten sonra muhasaraya devam edilmesini teklif etti. Lakin henüz 22 yaşında olan Sultan Fatih bu teklifi kabul etmeyerek diğer paşaların teklifini, yani Belgrad'ın Haçlılar gelmeden evvel fethedilip daha sonra Haçlılarla çarpışılması teklifini kabul etmişti. Lakin bu ciddi bir hataydı ki Osmanlı'ya pek pahalıya mal olacaktı. Padişah şehrin bir an evvel zaptı için umumi bir hücum emri verdi. Kalenin surları Osmanlı toplarının ağır bombardımanı neticesinde yer yer yıkılmış ve gedikler açılmıştı. Bir takım Osmanlı askeri şehre girmeye muvaffak oldu. Osmanlı ordusu Tuna'nın kuzeyine geçmeyince serbestçe hareket eden Hunyadi Janos kaleye yakın bir mevkide ordugahını kurup çoktan mevzilenmişti. 30 bin kadar Macar askeri kaleyi kurtarmak için kaleye girdiler. Gediklerde mukavemetle karşılaşmayan Türk askerleri kale içinde ilerlerken Sırp ve Macarların pusularıyla kamilen imha edildi. Kaleye dahil olan 30 bin kadar Macar kuvvetinin kale müdafileriyle birlikte giriştikleri imha hareketiyle harp talihi Osmanlıların aleyhine dönüvermişti. Hunyadi Janos diğer kuvvetleri de kale önlerine sevk edince muharebe şiddetlendi. Bazı paşalar Fatih'e geri çekilme teklifinde bulundularsa da o bu teklifi kabul etmeyerek bütün orduyu kale dibine doğru sevk etti. Yeniçerilerden bir bölüğün de kale önlerine gitmeye başladığını fark eden Hunyadi Janos, emrindeki askerleriyle zayıflamış olan Osmanlı karargahına doğru saldırıya geçti. Düşmanın bu hızlı saldırısıyla padişahın etrafındaki piyade ve süvari birliklerinin bir kısmı sağa ve sola dağılmaya başladılar. Fatih Sultan Mehmet, Yeniçerilerin dağılmasından dolayı öfkelenerek Yeniçeri ağası Hasan Ağa'ya ağır sözler söyledi. Hatta o kadar sinirlenmişti ki dudaklarını kanatacak kadar ısırmıştı. Bunun üzerine atını mahmuzlayıp korkusuzca düşman askerlerinin arasına daldı. Padişahın atıldığını gören paşalar ve beyler de arkasından gittiler. Padişahın düşman askeri arasında olduğunu ve savaştığını gören Yeniçeriler hızla tekrar toplanarak padişahı korumak üzere düşmana saldırdılar. Sultan Fatih 3 Haçlı askerinin arasında kaldığı sırada baldırından bir kılıç darbesi almış, lakin 3 Haçlı askerini de yere sermeye muvaffak olmuştu. Yeniçerilerin müthiş saldırısı karşısında Haçlı askerleri de geri püskürtülmeye muvaffak olmuştu. Yeniçeriler Haçlıları
kale önlerine kadar kovaladılar. Lakin vaziyet çok kötüydü. Osmanlı'nın çok fazla zayiatı vardı. Yeniçeri ağası ve dayı Karaca Bey şehit düşmüşlerdi. Buna mukabil Haçlıların da zayiatı bir o kadar vardı. Haçlı ordusu komutanı Hünyadi Yanoş da çok ağır yaralanmıştı. Sultan Fatih, uğranılan zayiatın büyüklüğü karşısında Belgrad'ın fethinden şimdilik vazgeçerek ordusuna geri çekilmeyi emretti. Anadolu'yu Osmanlı bayrağı altında toplamak isteyen Fatih Sultan Mehmet, bunun büyük ölçüde gerçekleşmiş olmasına rağmen kuzeyde birçok Karadeniz sahilinin hala Hristiyanlar elinde olmasından rahatsızdı. Bunların başında ise bölgedeki en son Ceneviz kolonisi olan Amasra gelmekteydi. Amasra'dan başka Karadeniz'in doğu kısmında Trabzon Rum İmparatorluğu bulunmaktaydı. Sinop ve havalisi ise Osmanlı'ya tabi olmakla birlikte İsfendiyaroğulları'nın hakimiyeti altındaydı. Bütün Karadeniz sahil şeridini fethetmeyi düşünen Fatih, Amasra'dan başlamak üzere bir plan yaptı. İstanbul fethedilince Amasra'daki son Ceneviz mensuplarının kendi merkezleriyle iletişimi kesilmişti. Artık Cenevizliler onlara deniz yoluyla yardım yapamazdı. Buranın sakini olan Cenevizliler daimi bir surette Karadeniz'de korsanlık yapar ve Osmanlı'ya ihanet edenleri saklarlardı. Çoktan Osmanlı'ya vergi bağı ile bağlıydılar. Fakat Osmanlı'ya vermiş oldukları yıllık vergiyi bazen denizdeki soygunculukla misliyle bir günde geri alıyorlardı. Bundan dolayı defaatle ikaz edilmelerine rağmen tecavüzlerine devam etmekte olan Amasra Cenevizlileri İstanbul'un fethinden sonra da bu faaliyetlerine devam ettiklerinden bu korsan yuvası ve suçlu barınağı olan yerin fethedilmesini zaruri gören Fatih 1461 yılında 150 parçalık bir donanmayı Mahmut Paşa komutasında Karadeniz'e gönderirken bütün faaliyetlerini gizli tutmak hususundaki esas prensibine riayet ederek kendisi de güya avlanmak maksadıyla harekete geçerek önce Sakarya Akyazı'ya sonra da ormanlık bölgelerden zorlukla Bolu'ya geldi. Bolu'ya gelindiğinde İsfendiyaroğlu hükümdarı İsmail Bey seferin kendi üzerine olduğunu zannederek Kastamonu'dan Sinop'a kaçıp hazırlıklara başladı. Lakin seferin Amasra üzerine olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Amasralılar denizden donanma ile Mahmut Paşa'nın, karadan ise Fatih'in kendilerini kuşattıklarını görünce mukavemet edemeyeceklerini anlayarak mal ve can emniyeti mukabilinde şehrin anahtarlarını teslim ettiler. Bu sebeple kendilerine esir muamelesi yapılmadı. Sadece buraya bir kısım Müslüman halk getirilip onların yerlerine yerleştirilmekle iktifa edildi. Fatih bu sefere çıkarken hiç şüphesiz İsfendiyaroğulları beyliğini de ortadan kaldırmayı düşünmekteydi. Zira İsmail Bey Osmanlı'ya vergi yoluyla bağlı olmasına rağmen asla bir dost değildi. Karamanoğullarıyla ve hatta Batı Hristiyan dünyasıyla dahi Osmanlı aleyhine devamlı bir surette faaliyet yürütmekteydi. Lakin Sultan Fatih bunu ikinci bir hamle ile halletmeyi düşündü. Zira ömrünün uzunluğu bakımından Karamanoğullarından sonra gelen bu beylik tarihinin en güçlü devrinde bulunmaktaydı. Üstelik Sinop Kalesi'nin de Amasra'ya sevk edilen az sayıda ordu ile ele geçirilmesi ihtimali yoktu. Bundan dolayı bu beylik üzerine daha büyük bir kuvvetle hareket etmek isteyen Sultan Fatih Bursa'ya döndü. İsfendiyaroğlu İsmail Bey'in sığınmış olduğu Sinop Kalesi'nde 400 top ve 12 bin muhafız asker olduğu Fatih tarafından bilinmekteydi.
Ayrıca bu beyliğin çok kuvvetli bir donanması mevcuttu. Bu donanmaya mensup gemiler o devrin en büyük ve manevra kabiliyeti yüksek gemileriydi. Bu bakımdan Fatih buraya daha büyük bir ordu ile gelmenin lüzumunu hissetmişti. O bu defa İsfendiyaroğulları Beyliği ve Trabzon Rum İmparatorluğu'na karşı sefere çıkacağından daha büyük bir hazırlığa ihtiyaç hissetmişti. Rumeli ve Anadolu neferlerinin toplanmaları için talimat verildi. Rumeli'den gelen neferler Bursa'da toplanırken Anadolu neferleri de Sultanönü Sancağı'nda toplanıyordu. Mahmut Paşa'ya donanması ile Karadeniz'e hareket etmesi talimatı verildi. Ardından Sultan Fatih, İsfendiyaroğlu İsmail Bey'e bir mektup göndererek çıktığı seferin Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine olduğunu bildirdi ve tehlikeyi sezmemesi teminine çalıştı. Donanmanın da Trabzon üzerine hareket ettiğini ancak kendilerine az para verildiğinden dolayı Osmanlı donanması Sinop'a ulaşınca vergi paralarından donanmaya makbuz mukabilinde bir miktar para verilmesini, bunun ileride vergiden düşüleceğini bildirdi. Hatta Osmanlı donanma mensupları bir taşkınlık yaparsa aradaki dostluğun icabı olarak onları cezalandırabilme yetkisi dahi verdi. İsmail Bey bu mektubu alınca padişahın hakikaten Trabzon üzerine sefer yaptığına inandı. Sultan Fatih bu suretle İsmail Bey'i hareketsiz bir durumda kalmaya sevk ettikten sonra 60 bin süvari ve 80 bin piyadeden müteşekkil muazzam ordusuyla Bursa'dan Ankara istikametine doğru harekete geçti. Bu sırada İsmail Bey'e ikinci bir mektup göndererek onun gafletini daha fazla artırmak üzere Ankara'ya geldiğinde ordusuna katılmak üzere bir miktar askerle yardımda bulunmasını talep etti. Artık Fatih'in Trabzon üzerine hareket ettiğine dair kanaati kesinleşmiş olan İsmail Bey, oğlu Hasan Bey komutasında en seçkin askerlerini Osmanlı ordusuna katılmak için Ankara'ya gönderdi. Bu ordu Ankara'ya ulaştığında Fatih, İsfendiyaroğlu Hasan Bey'i ve askerlerini hapsederek seferin İsfendiyaroğlu Beyliği üzerine olduğunu ilan etmiş oldu. Hem de böylece İsfendiyaroğullarının en seçme birliklerini Sinop'un müdafasından alıkoyarak kaledeki asker sayısını da azaltmış oldu. Donanma çoktan Sinop'a ulaşmıştı. Osmanlı donanması limanlarda hazırlıksız bulunan İsfendiyaroğlu gemilerinin limandan çıkmalarına engel olacak şekilde Sinop limanını kuşatmıştı. Fatih komutasındaki Osmanlı ordusu da 140 bin askerle Sinop kalesine varınca İsfendiyaroğlu İsmail Bey Osmanlı'ya karşı mukavemet etmekten vazgeçerek şehri hapsiz olarak teslim etti. İsfendiyaroğlu İsmail Bey'e Yenişehir, İnegöl ve Yarhisar kazaları dirlik olarak verildi. Oğlu Hasan Bey de Osmanlı'nın Bolu Sancak Bey'i tayin edildi. Böylece Fatih Sultan Mehmet Han tek bir asker kaybetmeden Amasra ve İsfendiyaroğlu Beyliğini topraklarına katmıştı. Sıradaki hedefi ise Trabzon, Rum İmparatorluğu'ydu. Karadeniz bölgesinde en mühim yerleşim bölgelerinden biri olan Trabzon'un ilk sakinleri Orta Asya ve Kafkaslardan gelen çeşitli Türk kavim ve kabileleriydi. Milattan önce 8. ve 7. asırlarda denizci bir kavim olan Miletlilerin burada koloni kurmasının ardından Grek asıllı insanların Trabzon'da zuhuru ise milattan önce 5. asrın başlarında olmuştu. Latinler 1204 yılındaki 4. Haçlı Seferi sırasında Doğu Roma'yı yıkarak ahaliyi kılıçtan geçirmişlerdi. O sırada Doğu Roma hanedanına mensup olan Alexius Comnenus, Trabzon'daki Rum beylerinin daveti üzerine Trabzon'a gelip Rum kolonisinin başına geçmiş ve kendisini yeni Roma İmparatoru olarak tanıtmıştı. 1206 yılında Selçuklu Sultanı Gıyasettin Keyüsrev, 1221 yılında da Alaaddin Keykubat tarafından muhasara edilmişse de fetih müyesser olmamıştı.
Bununla birlikte Selçuklular bu devleti haraca bağlamış ve hudutlarına da 24 Oğuz boyundan biri olan Çepni Türklerini yerleştirmekle ittifa etmişti. Bu tarihten 1461 yılına kadar varlığını Trabzon ve Giresun arasında sürdürmüştü. Trabzon Rumları yaklaşmakta olan Osmanlı tehlikesinin farkındaydı. Bu tehlikeyi bertaraf etmek için öteden beri adetleri olduğu üzere civardaki devletlerle akrabalık tesis ederek ittifaklar yapmaya çalıştılar. Bu ittifak için akıllarına ilk gelen devlet hiç şüphesiz Akkoyunlu Devleti'ydi. İmparator Ioannes'in kızı Katerina, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan ile evlendirildi. Doğu Anadolu'da büyük bir nüfuza sahip olan Akkoyunluların Osmanlılarla eninde sonunda karşı karşıya geleceği biliniyordu. Akkoyunlular doğuda zaten Osmanlı'ya karşı sıkıntı çıkarıyor ve sebepli sebepsiz Osmanlı topraklarına tecavüzde bulunuyorlardı. İsfendiyar Beyliğini kan dökmeden ele geçirmiş olan Fatih Sultan Mehmet ise durumun farkındaydı. Karadeniz'deki fütühatını tamamlamak için Trabzon'a yürümeyi düşünmekteydi. Lakin Uzun Hasan'ın tecavüzleri yüzünden ileri harekatına sahilden devam etmeyerek Sinop'tan Sivas istikametine doğru yola koyuldu. Zira böyle yapmadığı takdirde Uzun Hasan'ın Osmanlı'ya arkadan saldırmasından endişe etmekteydi. Ardından Erzincan civarındaki Yassıçemen mevkiine gelerek burada karargah kurdu. Bu hareketle Trabzon'u fethetmeden evvel Uzun Hasan'ı tepeleyerek onun arkadan kendisine hücum etmesini önlemek istediği anlaşıldı. Uzun Hasan, Fatih'in kendi üzerine geleceğini anlayınca endişeye kapıldı. Aralarında annesi Sare Hatun olmak üzere bir elçilik heyetini Fatih nezdine gönderdi. Sare Hatun, padişahtan oğlunun vaki tecavüzlerinden dolayı mazur görülmesini rica ederek onun adına özür dilediğini beyandan sonra affedilmesi için yalvardı. Şimdilik düşman cephesini büyütmeyi doğru bulmayan Sultan Fatih, çok hürmet ettiği ve kendisine ana diye hitap ettiği Sare Hatun'un ricası ve paşalarının iltimasını kabul ile Akkoyunluların Osmanlı himayesindeki yerlere tecavüz etmemeleri ve Trabzon Rumlarına yardımda bulunmamaları şartıyla bu talebi kabul ederek bir anlaşma imzaladı. Bununla beraber Sultan Fatih, Uzun Hasan'a hiç güvenmediği için Uzun Hasan'ın annesi ve elçilerini bir nevi rehine olarak nezdinde tuttu. Trabzon üzerine harekete geçmeden evvel Uzun Hasan'a mektup yazarak anası ve diğer elçileri ancak Trabzon'u fethettikten sonra serbest bırakacağını bildirdi. Buradan Trabzon istikametinde yola giren Fatih, bilhassa Bayburt ve Trabzon arasında ihtiyaca salih bir yol mevcut olmadığından kendisi ve ordusu büyük bir meşakkate maruz kaldı. Dağlık ve ormanlık olan bu mıntıkada bir kısım asker ağaçları kesmeye ve yollar açmaya çalışırken birçok yerlerde attan inilerek yaya yürümeye mecbur kalındı. Böyle meşakkatle hareket edildiği bir sırada bunu fırsat bilen Sare Hatun, "Trabzon nedir ki andan ötürü şehsivari meydanı saltanat piyade olup pürtab ola, yani meşakkat çeke" diyerek padişahı bu seferden vazgeçirmeye çalıştı. Sultan Fatih ise Sare Hatun'un yüzüne bakarak "Bu seferden maksat kale fethetmek ve servet edinmek değildir. Bu zahmet din yolunadır. Kim ahirette Allah Hazretlerine varacak, inayet ola derim. Zira bizim elimizde İslam kılıcı vardır. Eğer bu zahmeti ihtiyar etmezsek bize gazi demek yalan olur" cevabını verdi. Bu sırada donanma çoktan Trabzon önlerine varmıştı. Sultan Fatih, Mahmut Paşa'yı Rumeli neferleriyle önden göndermişti. Toplarını bu yollardan geçirip sahile indirmesinin müşkülatını bildiğinden demir, bakır, barut ve güherçileyi Trabzon'a önceden donanma ile sevk etmişti. Donanmanın kumandası Kaptanı Derya Yakup Bey'deydi. Yakup Bey, Sultan Fatih'ten takriben bir ay önce Trabzon limanına gelmiş ve karaya asker çıkararak savaşa başlamıştı. Trabzon kalesi oldukça muhkem olduğundan Rumlar mukavemet etmekteydiler. Esasen İmparator David Comenius, bu Osmanlı donanmasının fırtınası eksik olmayan Karadeniz'de fazla tutunamayacağını düşünmekteydi. Lakin belli bir müddet sonra Osmanlı ordusunun Mahmut Paşa komutasındaki kısmı da gelip şehri karadan kuşatınca maruz kaldığı vehameti anlamakta gecikmedi.
Bundan az bir müddet sonra Fatih Sultan Mehmet ile birlikte ordunun asıl kısmı da Trabzon'a vasıl olunca Rum İmparator David Comenius tamamen müdafaadan ümit kesmişti. İmparator, görüşme yoluyla bir takım tavizler mukabilinde şehri teslim etmeye temayül etti. Bu maksatla saray mabeyincisi, filozof, şair ve matematik alimi olan Yorki Amoriki'yi Osmanlılar ile müzakereye memur etti. Yorki, imparatorun kızını padişaha zevci olarak vermeye ilaveten, imparatorun kendisine de Trabzon devletinin vergi geliri kadar geliri olan başka bir yerin iddiası verildiği takdirde şehri teslim edebileceklerini bildirdi. Fatih Sultan Mehmet kendisine bildirilen bu teklif karşısında fevkalade hiddetlenerek şehrin kayıtsız şartsız tesliminden başka hiçbir şey kabul etmediğini bildirdi. Bu durumda imparator bir müddet daha mukavemet ettiyse de karşı koyamayacağını anlayınca 26 Ekim 1461 tarihinde Trabzon'u Sultan Fatih'e teslim etmeye razı oldu. Trabzon'un fethedilmesi üzerine Sultan Fatih bir müddet Trabzon'da kalarak buranın en büyük kilisesi olan Altınbaşlı Bakire Kilisesi'ni camiye tahvil etti. Bu camiye Ortahisar Fatih Camii dendi. Sultan Fatih buradan ayrılmadan önce Sare Hatun ve beraberindekileri de Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'a iade etmiş ve Trabzon'dan elde edilen ganimetin bir kısmını da Uzun Hasan'a hediye olarak göndermişti. Zira Sultan Fatih'in Rumeli'de görülecek çok işi olduğundan Uzun Hasan'ı bir müddet daha oyalayıp hareketsiz kılmak istiyordu. Böylece 250 yıllık Trabzon Rum İmparatorluğu devleti de yıkılmıştı. Bu bölgeye Maraş bölgesinden Türkler getirilerek buranın süratle Türkleşip İslamlaşması sağlanmaya çalışıldı. Türkler Trabzon'un köylerine yerleşirken Rumlar sahil bölgelerinde hayatlarını sürdürmüşlerdi. Vladislaus Dragulia, namı diğer Kazıklı Voyvoda. 1431 yılında Eflak hükümdarı Drakul'un ikinci oğlu olarak dünyaya geldi. Babasının Osmanlı karşısında yenilgisi ve zamanla devam eden kötü ilişkileri sonucu Vlad ve küçük kardeşi Radul rehin olarak Osmanlı'ya verildi. Vlad Edirne'ye geldiğinde henüz 12 yaşındaydı. 20 yaşına kadar genç şehzade 2. Mehmet ile birlikte Osmanlı sarayında eğitim görmeye başladı. Vlad, Osmanlı'ya bağlı bir Eflak hükümdarı olması gayesiyle Osmanlı alimleri tarafından eğitiliyordu. Şehzade Mehmet ile birlikte Molla Gürani Hazretlerinden bizzat tefsir dersleri de alan Vlad, İslamiyet'i kabul etmek istememişti. ...1447 yılına gelindiğinde Macaristan valisi Hünyadi Yanoş Eflah'ı işgal etti. Vlad'ın babasını ve abisini öldürttü. Eflah'a da Voyvoda olarak 2. Vladislav'ı atadı. Ekim 1448'de Hünyadi Yanoş Osmanlı'ya karşı bir askeri harekat başlatmış, Vlad da bu savaşlara katılmış ve başarılar göstermişti. Osmanlı ordusu Vlad'ın emrine asker vererek onu Eflak'a gönderdi. Eflak voyvodası Vladislav'a karşı savaşan Vlad, kuzeni Vladislav ve ordusunu Eflak dışına püskürttü. Vlad'ın askeri dehası Edirne'de de duyulmuştu. Bu nedenle
emrine daha çok Osmanlı askeri verildi. 1450'li yılların ortalarında Vlad, Osmanlı ve Rumen karışımı birlikleriyle Boğdan ve Macaristan topraklarına saldırdı. Bunun üzerine Macaristan, Vlad ile anlaşma yoluna gitti. Böylece 3. Vlad, Eflah'ı tamamen kontrol altına almış ve Osmanlı'ya tabiyetini bildirmişti. Vlad ilk zamanlar Osmanlı'ya vergisini düzenli şekilde ödüyor ve çocukluk arkadaşı olan sultan tarafından övgülere mazhar oluyordu. Lakin güç ve iktidar eline geçince Vlad'ın tavırları tamamen değişti. Ülkesinde kendisine karşı ayaklananlar olmuştu. Bu ayaklanmaları insanların gözünde korku meydana getirecek hadiselerle bastırıyordu. İlk defa kendisine karşı ayaklanan Transilvanya Saksonlarına karşı öyle acımasız davrandı ki herkes duydukları karşısında korkuya kapılmıştı. Zira Vlad Sakson kasaba ve köylerini basıyor, yağmalatıyor ve suçsuz kasaba sakinlerini kadın çocuk ayırmadan diri diri yakıyordu. En sevdiği işkence türü olan canlı canlı kazığa oturtmayı da ilk defa buradaki Hristiyan köylüler üzerinde gerçekleştirmişti. Vlad yanındaki vezirlerine ve Eflak halkına korku salıp kendisine itaat etmelerini sağlamak için tekerlekli platformlar üzerinde kazıklara oturttuğu yüzlerce sivil insanı Eflak'ta dolaştırıyordu. Boğdan ve Macaristan üzerine seferler yapan Vlad gittiği her yerde vahşice katliamlar yapmaya başladı. Yemek masasında yemek yerken fakir halktan insanları karşısına getirtir ve diri diri yakılmasını emrederdi. Onların acı içinde feryat edişlerini dinlerken yemeğini yemekten zevk duyardı. Kendisinin bir cariyesinin hamileliği anlaşıldığında kadının karnını bıçakla yarıp çocuğu eliyle çıkarmış ve kadının göğsünü keserek bebeğin suratını göğsüne çivilemişti. Katliamların böylece ayyuka çıktığı ve herkesin diline dolandığı bir dönemde Vlad'ın yaptığı zulümler Fatih Sultan Mehmet'in kulağına gelmişti. Bu zulümleri öğrenen Fatih çok üzülmüştü. Vlad'ı tahtından indirip yerine kardeşi Radul'u geçirmek istemişti. Vlad'a elçi göndererek bu seneki vergisini bizzat kendi gelip ödemesini emretti. Fatih'in niyeti Vlad yanına geldiği zaman onu tutuklamak ve yerine kardeşi Radul'u tahta geçirmekti. Vlad çocukluk arkadaşı Fatih'in amacını anlamıştı. Fatih'in elçilerini güzel karşılayan Vlad, Macar tehlikesini bahane ederek Eflak'tan ayrılırsa Eflak'ın Macar saldırısına uğrayabileceğini söyledi ve padişahın uç beylerinden birini Tuna kenarına göndermesini umarım, o uç beye bu vilayeti beklesin, ben de sultanımın eşiğine varayım, dedi. Fatih Sultan Mehmet de onun bu sözüne itimat etmemişti. Nibolu valisi Hamza Bey'i Eflak vilayetini tutması için görevlendirdi. Ancak bir sorun çıkarsa Vlad'ı yakalayıp derdest etmelerini de Hamza Bey'e tembihlemişti. Mevsim kıştı ve hava çok soğuktu. Tuna Nehri donmuştu. Tuna'nın kenarında kamp kuran Hamza Bey soğuk geçene kadar burada beklemeye karar verdi. Gecenin en soğuk vaktiydi. Osmanlı kamplarındakilerin hepsi uykudaydı. Kimse bir saldırı beklemiyordu. Vlad askerleriyle buz tutmuş Tuna'nın üzerinden geçmiş ve Osmanlı kampına hücuma kalkmıştı. Vlad'ın baskınına uykularında yakalanan Osmanlı ordusu, Vlad ve askerlerinin acımasız saldırısı karşısında hiçbir şey yapamadı. Vlad ve askerlerine teslim olmak zorunda kaldılar. Lakin Vlad, esir ettiği bütün Osmanlı askerlerini
canlı canlı kazığa oturtarak acımasızca katletti. Hamza Bey ve nice Türk askerinin kesik başını Macar kralına gönderdi. "Ben Türk'le düşman oldum," dedi. Macarlar ise Vlad'ı himayesine aldılar. Haberi alan Fatih Sultan Mehmet derhal orduların toplanması için devletin her yerine ulaklar gönderdi. Vlad o sırada Bulgar topraklarına saldırarak Türk köylerini basmaya ve yakaladığı savunmasız Türk köylülerini kazıklara oturtmaya başladı. Osmanlı tebaasında bulunan herkese çok feci katliamlar yapıyordu. Nihayet ordularını toplayan Sultan Fatih 150 bin kişilik ordusuyla Eflak üzerine harekete geçti. Sultan Eflak'a girince kazıklı voyvoda ortadan kaybolmuştu. Tuna Nehri herhangi bir zorlukla karşılaşılmadan geçildi. Ne kıyılarda ne de en yakınlardaki insanlar tarafından terk edilmiş ıssız ovalarda herhangi bir direniş görüldü. Padişah bir müddet vilayeti Eflak'ta yürüdü. Kazıklı voyvoda ülkesindeki bütün suları zehirlemiş ve hatta Osmanlı askerleri yemesin diye büyük küçük bütün hayvanları dahi katletmişti. Osmanlı ordusu başkente yakın bir yerde kamp kurdu. Yeniçeriler o gece hiç uyuyamamıştı. Kazıklı voyvoda ise Eflak'tan topladığı 30 bin kişilik ordusuyla padişahın bulunduğu Osmanlı kampına doğru harekete geçmişti. Eflak ordusu o gece ellerinde meşaleler ile hızla Osmanlı kampına saldırdı. Osmanlı askeri ise böyle bir baskına karşı hazırlıklı olmamasına rağmen Yeniçeriler hemen ayağa kalkıp harp nizamına geçtiler. Hızla karargaha giren Eflak askerleri padişahın çadırını kendilerine ilk hedef yapmışlardı. Osmanlı komutanlarının en soğukkanlı olanları karargahın her tarafında hiç kimsenin yerinden kıpırdamaması için bağırıyorlardı. Eflaklılar birçok Osmanlı askerini şehit etmesine rağmen Yeniçerilerin amansız savaşı sayesinde hızla eriyorlardı. O kargaşada gizlice padişahın çadırına girmeyi başaran bir grup kiralık katil çadırın içinin boş olduğunu gördü. Anadolu ve Rumeli neferlerinden bazıları ordugahı terk etmişti. Bunun üzerine Vlad ordusuna Yeniçerilere hücum etmesini emretti. Fakat Eflak askerleri Yeniçerilerin üstün savaşma gücü karşısında direnemedi ve kısa sürede bozuldu. Yeniçeri karşısında çaresizce dağılan Eflak askerlerini Anadolu ve Rumeli askerleri takip etti. Bu çatışmalar sabaha kadar sürmüştü. Sabah olunca Fatih Sultan Mehmet, Mihaloğlu Ali Bey komutasındaki Akıncı birliklerini Vlad'ı öldürmeleri için gönderdi. Böylece birçok Eflaklı da kaçarken Akıncılar tarafından öldürüldüler. Bin kadar Eflak askeri esir bir şekilde padişahın önüne getirilince Sultan Fatih cümlesinin başının vurulmasını emretti. Sultan hemen Targoviste'ye doğru yola çıktı. Osmanlı askerleri Eflak'ın başkenti Targoviste'ye geldiğinde sultan ve ordusunun gördüğü manzara yaklaşık 5 kilometre boyunca dikilmiş kazıklardı. ...25 bin kadar Türk, erkek, kadın ve çocuk olmak üzere kaza geçirilmiş halde Osmanlı ordusunun karşısında duruyordu.
Bu kadar çok insanı kazıkta gören Osmanlı askerinin moralleri bozuldu. Akıllarını kaçıracak duruma geldiler. Fatih Sultan Mehmet dahi bu vahşet tablosundan etkilenmiş ve yüreği burkulmuştu. Yine de ordusunu teskin ederek Vlad'ın kalesine getirdi. Kaleye geldiklerinde kale kapılarını açık, surlarını savunmasız, hatta topsuz ve şehri neredeyse tüm insanlar tarafından terk edilmiş vaziyette buldular. Sultan Fatih, Eflak'ın başına yanında bulunan ve Osmanlı sarayında yetişmiş olan Vlad'ın kardeşi Radul'u geçirdi. Mihailoğlu Ali Bey ve Turanoğlu Ömer Bey akıncıları Eflak'ın her yerinde Vlad ve adamlarını aramaya çıktılar. Turanoğlu Ömer Bey padişaha kesilmiş 2000 Eflak askerinin başını getirince padişah tarafından Teselya Sancak Beyliği ile ödüllendirildi. Vlad ise kaçarak Macaristan'a sığınmıştı. Sultan Fatih Eflak'ta Radul'un tahtını sağlamlaştırınca Mihailoğlu Ali Bey ve akıncılarını Eflak muhafazası için bırakarak ana ordusuyla Edirne'ye döndü. Dönerken Osmanlı ordusu ganimet olarak 200 binden fazla at, öküz ve değerli ganimetleri beraberinde götürüyordu. Bu şekilde yalnız bırakılan Vlad ise 1462 Kasım'ında Sultan Fatih'e mektup yazarak ''Osmanlıların büyük hükümdarı, ben Eflak Voyvodası kulun 3. Vlad. Sana ve ülkene karşı işlediğim suçlardan dolayı içten affını dilerim. Teveccühüne sığınarak affetmeni ve sana elçi göndermeme izin vermeni diliyorum. Erdel'in ve Macaristan'ın her karışını tanıyorum. Hünkârımız şayet isterse suçumu affettirmek için sana Erdel'in tamamını verebilirim. Erdel'i bir kez ele geçirdikten sonra Macaristan'ı kolayca ele geçirebilirsin. Elçilerimiz sana bu hususta daha fazla bilgi vereceklerdir. Hayatım boyunca sadık kulun olarak kalacağım. Allah hükümdarlığını uzun ömürle eylesin." dedi. Lakin bu mektup bir şekilde Macarların eline geçince Vlad her yönden sıkıştı. Macar kralı Matyas'a ulaşan bu mektup kralı öfkelendirdi. Mektupta Vlad'ın Macaristan ve Erdel'i Osmanlılara teslim etme niyetinde olduğunu anlayan kral Vlad'ı yakalattı ve Budin hapishanesinde hapsettirdi. Eflak'ın korkulan voyvodası Vlad Drakula'nın 1477 yılına kadar gizemli esaretinin gerçek sebebi buydu. 15 yıl boyunca Budin Kalesi'nde hapis tutulan Vlad, 1477 yılında serbest bırakıldı. O tarihe kadar kardeşi Radul, sultanın hakimiyeti altında Eflak hükümdarlığını yürüttü. 1477'de Vlad'ın serbest bırakılması ile birlikte kazıklı voyvoda dehşeti Eflak'ın üstüne bir kabus gibi yeniden çöktü. Vlad, Eflak tahtını ele geçirmek için işkencelerine ve zulmüne devam etti. Kardeşi Radul, Vlad'ı yakalaması için askerlerine emir verirken Sultan Fatih'e durumu bildirdi. 15 yıl aradan sonra kazıklı voyvodanın tekrar hortladığını ve insanlara zulme başladığını öğrenen Fatih Sultan Mehmet, Mihailoğlu Ali Bey ve akıncılarını Vlad'ı öldürmekle görevlendirdi. Osmanlı akıncıları Eflak'a gelerek Deretepe Vlad'ı aradılar ve sonunda Vlad'ı yakaladılar. Kafasını keserek Sultan Fatih'e gönderdiler. Böylece Avrupalıların tabiriyle Kont Drakula, Rumenlerin tabiriyle Cellat Vlad, Türklerin tabiriyle Kazıklı Voyvoda olarak adlandırılan 3. Vlad sonunda öldürülmüştü. Vlad'ın insan kanı içen bir vampir olduğu söylentileri Avrupa'da kulaktan kulağa yayıldı ve meşhur Drakula hikayeleri böyle başlamıştı.
Cerci Kastrioti, namı diğer İskender Bey. 1405 yılında Arnavutluğun Sine köyünde 9 kardeşin en küçüğü olarak dünyaya geldi. Babası Arnavutluk topraklarında derebeyi olan John Kastrioti'ydi. Hakim olduğu bölgeler arasında Akçahisar, Mat, Merdita ve Debre gibi bölgeler bulunmaktaydı. John Kastrioti ve ordusu Akçahisar'ı denetimi altında tuttuğu 1421 senesinde Osmanlı ile girilen savaşta mağlup olarak Osmanlı egemenliğini kabul etti. Osmanlı'ya bağlılığını göstermek için oğlu Cerci'yi 2. Murat'a rehin olarak verdi. İskender Bey, Osmanlı Sarayı'na girdiği yıllarda henüz 18 yaşında bir delikanlıydı. Osmanlı saray eğitimi aldığı sırada Müslüman olmuş ve Cerci Kastrioti'ye olan adını İskender olarak değiştirmişti. 1431 yılına kadar Osmanlı Sarayı'nda eğitim gören İskender, savaş sanatını iyi öğrenmiş ve sipahi olarak Osmanlı ordusunda savaşlara katılmaya başlamıştı. 1432 ve 36 yıllarında Arnavut asilleri Osmanlı'ya karşı ayaklandığı zaman İskender Bey, Padişah 2. Murat'a sadık kalarak ayaklanmalara katılmadı. 6 yıl boyunca muharebe konusundaki yetenekleriyle dikkat çeken İskender Bey, Osmanlı'nın güvenini kazanarak 1437 yılında Sübaşı rütbesine terfi ettirildi. Siyasette gösterdiği başarılar sayesinde hızla yükselerek Osmanlı'nın Debre valisi oldu. 1443 yılına gelindiğinde Haçlı birlikleri Osmanlı kontrolündeki Niş şehrini kuşatmıştı. Kuşatma başarılı olunca 2. Murat Niş kalesinin geri alınması için Rumeli'deki ordularını Niş'e sevk etti. Osmanlılar 3 farklı ordu ile Niş'e ilerledi. Haçlılara karşı sevk edilen ordulardan biri de İskender Bey kontrolündeki Arnavut birlikleriydi. Haçlılarla karşılaşan bu 3 Osmanlı ordusu Haçlılar karşısında yenilgiye uğramıştı. Osmanlı'nın yenildiğini gören İskender Bey ordusunu toplayarak Akçahisar'a ilerledi. Padişah fermanı olarak gösterdiği düzmece bir mektupla kaleye giren İskender Bey, kaleyi zapt ederek Osmanlı'ya karşı bir isyan hareketi başlattı. İskender Bey'in isyanı ve Akçahisar şehrini ele geçirmesiyle Arnavutluk'taki pek çok bölge Osmanlı hakimiyetinden çıkarak İskender Bey'in kontrolüne girdi. İskender Bey, İslamiyet'i reddettiğini ve ailesiyle ülkesinin intikamını almak için baş kaldırdığını ilan etti. Ayaklanmanın sembolü olarak da günümüz Arnavutluk bayrağına ilham olmuş olan, üzerinde çift başlı kartal olan Kızıl Bayrağı seçti. Padişah 2. Murat, Ali Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunu İskender Bey'in isyanını bastırması için gönderdi. İki ordu Torviol Ovası'nda karşı karşıya geldi. İskender Bey'in emrinde 15 bin askeri vardı. 5 bin askeri bir tepenin dibine yerleştirmiş, diğer 10 bin askeri de ormanda gizlemişti. Ovaya gelen Ali Paşa, tepenin dibine yerleştirilmiş olan 5000 isyancıyı görünce savaşı çabucak bitirmek için ordusuyla tepeye doğru hücum etti. Arnavut ordusu çok kısa bir süre çarpıştıktan sonra tepeye çekilmeye başladı. Osmanlı ordusu da tepelere çıkarak onlarla harp etmekteydi. Bu sırada İskender Bey saklanmakta olan ordusuna hücum emri verdi. Ormanlardan çıkan 10.000 Arnavut askeri hızla hücum ederek tepe başındaki Osmanlı ordusunu köşeye sıkıştırdı.
köşeye sıkışan Osmanlı ordusu çok sayıda kayıp vererek bozguna uğradı. Durumun ciddiyetini fark eden 2. Murat, bir yıl sonra 1445 yılında İskender Bey üzerine tekrar ordu gönderdi. Mokra Muharebesi adı verilen bu muharebede galip gelen taraf yine İskender Bey olmuştu. 1446 yılında bir Osmanlı ordusu daha İskender Bey'in karşısına çıkmış fakat İskender Bey bu muharebeden de zaferle ayrılmıştı. Bunun üzerine 2. Murat paşalarına İskender Bey tarafından gelebilecek saldırılara karşı sınırların savunulmasını emretti. Bu arada İskender Bey, Dagnum Kalesi'ni almak için Arnavutluk'un kıyı şeridi boyunca yer alan Venedik yerleşimlerine saldırdı. Bunun üzerine Venedik Cumhuriyeti, Dagnum Kalesi'ni korumak için yerel bir kuvvet gönderirken İskender Bey'e karşı Osmanlı'dan yardım istedi. Venedik ordusuyla İşkodra'da karşılaşan İskender Bey, Venedik Cumhuriyeti ordusunu mağlup etti. 3 hafta sonra gelen Osmanlı ordusunu da 1448 yılındaki Oranik Muharebesi'nde mağlup ederek Arnavutluk'ta hakimiyetini sağlamlaştırdı. Aynı yıl 2. Murat 100 bin kişilik büyük bir ordu toplayarak oğlu 2. Mehmet ile birlikte Kocacık Kalesi'ni kuşatma altına aldı. İskender Bey kalenin düşmesini önlemeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Kale Osmanlı'nın eline geçince 2. Murat oğlu 2. Mehmet ile birlikte daha büyük bir orduyla İskender Bey'in başkenti olan Akçahisar'ı kuşattı. İskender Bey süvarileriyle kaleden ayrılarak önce Osmanlı'ya iaşe ve yiyecek temin eden Venediklilere saldırdı. Daha sonra Osmanlı levazın birliklerine saldırarak Osmanlı'yı erzaksız bırakmaya çalıştı. Arnavutların başarılı savunmaları neticesinde Osmanlı ordusu kaledekiler tarafından püskürtüldü ve Osmanlı'ya büyük kayıplar verdirildi. Venediklilerden iaşe sağlayamayan 2. Murat, kaleyi düşüremeyeceğini anlayınca Ekim ayında kuşatmayı kaldırma kararı aldı. II. Murat birkaç ay sonra rahatsızlanarak vefat edince yerine oğlu Fatih Sultan Mehmet tahta geçmişti. İskender Bey ardı ardına gelen Osmanlı saldırılarını püskürtmüş olsa da Arnavutluk çok yıpranmış ve ekonomisi çökmüş bir haldeydi. Takip eden yıllar boyunca Arnavutluk sakinliğini korumuştu. Zira yeni Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet Roma İmparatorluğunu fethetmekle meşguldü. Nihayet Roma fethedildikten sonra Arnavutlar Napoli, Venedik, Papalık ve Macaristan krallarından maddi yardım almaya başladılar. ...1455 yılında İskender Bey Avrupa'dan aldığı yardımlarla güçlenerek ve ordusunu güçlendirerek Osmanlı'ya ait olan Berat Kalesi'ni kuşattı. Lakin İshak Paşa komutasındaki süvariler kuşatmacıları yararak tamamını imha etti. We'll be right back.
Temmuz 1456'da Fatih Sultan Mehmet büyük bir orduyla Belgrad'ı kuşatmıştı. Fakat Hünyadi Yanoş'un ordusuyla Belgrad'a gelmesi üzerine Sultan yenilerek kuşatmayı kaldırdı. İskender Bey'in yeğeni ve en önemli subaylarından biri olan Hamza Kastrioti saf değiştirip Osmanlılara katılmıştı. İskender'in taktiklerini ve savaş stratejilerini çok iyi bilen Hamza Kastrioti, Fatih Sultan Mehmet'e büyük bir fetih hareketiyle Arnavutluğun tamamını almayı teklif etmişti. Mayıs 1457 yılında büyük bir Osmanlı ordusu Arnavutluğa yaklaştı. İskender Bey yaklaşan Osmanlı ordusuyla tek başına savaşmaktan kaçınmıştı. Fatih Sultan Mehmet ordunun komutasına İshak Paşa ve Hamza Kastrioti'yi yerleştirmişti. İshak Bey deneyimli bir komutandı. John Kastrioti'nin 1430'daki isyanını bastırmış ve Berat'taki başarılı karşı saldırıyı yönetmişti. Hamza Kastrioti birkaç muhalif Arnavut komutanını yanında getirmişti ve İskender Bey'den bekledikleri taktikler hakkında da şahsi bilgilere sahipti. Osmanlı ordusu toplamda 50 bin ila 80 bin arası askerden oluşuyordu. Bu büyüklükteki ordular genellikle sultan tarafından yönetilirdi. Lakin bu sefer öyle olmamıştı. İshak Bey ve Hamza Kastrioti Arnavut arazisini ve taktiklerini iyi biliyordu. İskender Bey genelde düşmanı cezbedecek bir yem atar ve pusuya düşürerek muharebeyi kazanırdı. Lakin bu sefer çarpışma için yeni bir yol seçti. İskender Bey ordusunu birkaç gruba böldü. Komutanlarına askerlerle ormanlar ve dağlar boyunca ilerlemesini, talimat gelmedikçe Osmanlı ordusuyla hiçbir şekilde çarpışmamalarını ve grupların birleşmemesini emretti. İshak Bey, İskender Bey'i kesin yenilgiye uğratamadığından dolayı İskender'in ordusunu tam anlamıyla mağlup edene kadar Arnavutların ana kalesi Akçahisar'ın kuşatılmamasına karar verdi. Osmanlı ordusu Tümenista Dağı kuzeyinde kamp kurdu ve İskender Bey'in ortaya çıkmasını beklemeye başladılar. Osmanlı keşif kolları ise Arnavutluğun her tarafında İskender Bey ve ordusunu arıyordu. İskender Bey, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca dağlarda kaldı. Doğru zamanı değerlendiren İskender Bey, ordusuna sinyali verdi. Ayrı gruplar halindeki ordusu Osmanlılara görünmeden Osmanlı kamplarına doğru ilerledi. İskender Bey, yüksek bir noktaya çıktı ve Osmanlı askerlerinin dinlenmekte olduğunu gördü. Ordusuna parça parça hücum etmesini emretti. Osmanlı askerleri hazırlıksız yakalanmıştı. Hamza Kastrioti askerleri düzene sokmaya çalıştı. Tam o esnada Arnavut savaş boruları duyuldu. Bu borular üzerine saklanan Arnavutlar kampın diğer tarafından saldırıya geçtiler. Osmanlı ordusu daha ilk saldırının şaşkınlığı üzerindeyken arkadan başka bir Arnavut ordusunun geldiğini görünce korkuya kapıldı ve çarpışmak için ikiye bölündü. Ardından başka bir Arnavut savaş borusu duyuldu ve saklanan 3. Arnavut birlikleri de meydana çıktı. Etrafının çevrilmiş olduğunu gören Osmanlı ordusu panikledi ve erimeye başladı. Osmanlı ordusunun kayıpları 30 bin civarındaydı.
15 binden fazla Osmanlı askeri şehit edilmişti. Çok sayıda Osmanlı askeri esir edilmişti. Esirler arasında İskender Bey'in yeğeni Hamza Kastrioti de bulunuyordu. Bu zafer İskender Bey'in Osmanlı karşısında şimdiye kadar kazandığı en büyük zafer olmuştu. ...1462 yılına kadar İskender Bey her yıl gelen Osmanlı ordusunu püskürtüyor... ...ancak ertesi yıl Osmanlı ordusu aynı güçle tekrar saldırıyordu. Haçlı devletleri ise bütün imkanları ile İskender Bey'i destekliyordu. Zira Arnavutluk savunması Osmanlı'nın genişlemesini... ...İtalya ve Batı Avrupa'ya yapılacak fetih hareketlerini engelliyordu. 1463 yılında Fatih Sultan Mehmet 3 ayrı ordu hazırlayarak Arnavutluk üzerine gönderdi. İskender Bey 3 Osmanlı ordusunun üzerine geldiğini öğrenince ordusunu toplayıp yola çıktı. Sinan Paşa komutasındaki ilk orduyu Mokra'da, Hüseyin Bey komutasındaki ikinci orduyu Ohri'de ve üçüncü orduyu da Üsküp yakınlarında mağlup etti. İskender Bey'in ülkesi sarp dağlar ve dar boğazlarla zor geçit verir bir coğrafyaya sahip olduğundan ülkesini az bir kuvvetle ve başarıyla müdafaa edebiliyordu. Ancak sultan her yıl Arnavutluğa ordu göndermeye devam ederek adeta yıldırma politikası uyguluyordu. Her yıl yenilenen Osmanlı saldırıları sonucu Arnavutlar çok büyük kayıplar vermişti. Ülke ekonomisi ise çökmüş durumdaydı. Fatih Sultan Mehmet 1465 yılında daha güçlü bir orduyu Balaban Paşa komutasında tekrar İskender Bey üzerine gönderdi. İskender Bey bu muharebeyi de mağlubiyetle neticelendirmişti. Lakin çekilen Osmanlı birlikleri İskender Bey'in 19 asil subayını esir etmiş ve İstanbul'a getirmişti. Bu esirler İskender Bey'e büyük bir darbe olmuştu. Fatih'ten bu esirleri fidye karşılığı serbest bırakmasını isteyince Fatih Sultan Mehmet bu teklifi reddederek esirlerin tümünü idam ettirdi. Aynı yıl Fatih Sultan Mehmet İskender Bey üzerine 2 Osmanlı ordusu daha gönderdi. İskender Bey bu 2 orduyu da yenerek esir ettiği bütün Osmanlı askerlerini sultana misilleme olması için idam ettirdi. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet ertesi sene 1466 yılında 30 bin kişilik bir Osmanlı ordusu hazırlayarak bizzat ordunun başına geçti. ...16 yıl önce babasıyla kuşatıp alamadığı Akçahisar şehrini tekrar kuşattı. İskender Bey tekrar kaleyi terk etmiş ve Haçlı devletlerinden yardım istemeye gitmişti. Aylar süren zorlu kuşatmadan sonra Fatih Sultan Mehmet kuşatmayı Balaban Paşa'ya bırakarak kendisi geri çekildi. İskender Bey aldığı yardımlarla geri dönerek Balaban Paşa'yı mağlup ve şehit etti ve şehir kuşatmasını yarmayı başardı. Ertesi yıl Fatih Sultan Mehmet adeta bir ölür bin diriliriz dercesine daha büyük bir orduyla geri geldi. Akçahisar civarındaki kaleleri fethederek Arnavutluğun her tarafına garnizonlar bıraktı. Fatih,
fethettiği diğer kalelere asker yerleştirerek İskender Bey'i kıskaca almıştı. İskender Bey için vaziyet gittikçe daralıyordu. ...1468 yılına gelindiğinde İskender Bey aniden sıtma hastalığına yakalanarak Ocak 1468'de ölmüştü. Rivayete göre İskender Bey'in ölümünü Fatih Sultan Mehmet'e bildirdikleri vakit Sultan, "Hristiyanlığın vay haline, kılıç ve kalkanlarını kaybettiler," demişti. İskender Bey'in yerine oğlu 2. Yan Kastrioti Arnavutluğu savunmaya çalışmış lakin pek başarılı olamamıştı. Birkaç sene daha direnen Arnavutluk orduları Osmanlı saldırılarına daha fazla dayanamamış ve son Akçahisar kuşatmasında şehri teslim etmek zorunda kalmıştı. Akçahisar şehrinin tekrar fethedilmesinden sonra Arnavutluğun tamamı yeniden Osmanlı hakimiyetine girmişti. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinden beri ardı arkası kesilmeyen seferlerinde başlıca hedefi Tuna'nın güneyinde ve Torosların batısında Osmanlı Devleti'ne katılmayan hiçbir yer bırakmamak, Karadeniz ve Ege Denizi'ni Türk Gölü haline getirmek, Venedik donanmasını geçerek deniz kuvvetlerini de kara ordusu gibi dünyanın birinci gücü haline getirmek, bu işleri gerçekleştirdikten sonra da İtalya'yı tamamen fethetmekti. Bu hedef artık bütün dünyada biliniyordu. Fatih'in kafasındaki bir sır olmaktan çıkmıştı. Bu proje yalnızca Avrupa'yı değil, Müslüman ve Türk komşularını da endişelendirmişti. Bu suretle Osmanlı Devleti'ne karşı dehşetli bir koalisyon meydana getirildi. Ve 3 Nisan 1463'te 16 yıl sürecek büyük harbi başlatan Fatih Sultan Mehmet olmuştu. ...28 Temmuz'da Venedik Cumhuriyeti Osmanlı Devleti'ne harp ilan etti. 30 Eylül'de Macaristan, Venedik'in yanında Osmanlı'ya karşı savaşa girdi. Macaristan'ın ardından Almanya, Polonya, Kastilya, Aragon ve Napoli devletleri dahil... ...küçük büyük toplam 20 devlet Osmanlı'ya harp ilan etmiş ve güçlü bir koalisyon kurmuşlardı. Bu 20 devlete karşı Osmanlı Devleti müttefiksiz olarak tek başınaydı. Fatih
Fatih Sultan Mehmed'in 20 devletten oluşan koalisyona karşı büyük gayret ve muvaffakiyetlerle harbe tutuştuğu sırada doğuda hızla yükselmekte olan bir devlet vardı. Bu devlet, Ehl-i Sünnet Müslüman ve Türk bir hükümdar olan Uzun Hasan tarafından idare edilmekteydi. Uzun Hasan, hükümdarlık tahtına oturuncaya kadar Akkoyunlular pek fazla önem taşımıyorlardı. Fakat onun iş başına gelmesiyle birlikte durum değişmişti. Çünkü Uzun Hasan, Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah ile Maveraü'n-Nehir hükümdarı Ebu Said Miran Şah'ı mağlup edip öldürmeye ve topraklarını da kendi ülkesine katmaya muvaffak olmuştu. Bu suretle Fırat havalisinden Maveraü'n-Nehre kadar uzanan büyük ve kuvvetli bir devlet kurmuş oldu. Toprakları genişledikçe gururu da genişleyen Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan bir cihangir olmak sevdasına kapılmıştı. Bu sevda onu cihanın en güçlü devleti olan Osmanlı Devleti'ni ele geçirme sevdasına düşürmüştü. O, üç büyük hükümdar devirmesinden cesaret alarak Fatih Sultan Mehmed'i de yenebileceğini tahmin ediyordu. Fatih Sultan Mehmed, 20 devletin koalisyonuna karşı tek başına harp etmekteyken Uzun Hasan, Venedik'e elçi göndermiş ve o da Karamanoğlu Beyliği'ni yanına alarak gizlice bu koalisyona katılmıştı. Böylece Fatih Sultan Mehmed doğudan ve batıdan sıkıştırılmış görünüyordu. Fatih Sultan Mehmed 1470 yazında ordu ve donanması ile Eğriboz Adası'nı fethetmiş ve Venedik'in alınamaz denilen Batı Ege'deki üssünü ele geçirerek Venedik'in Ege Denizi'ndeki varlığına son vermişti. Avrupalıların Osmanlı ile başa çıkamayacağını anlayan Uzun Hasan, Venedik'e gönderdiği elçi ile "Rumeli sizin, Anadolu benim" diyerek Osmanlı'yı haritadan tamamen silmek istediğini belli etti. Ve bu tarihten sonra Osmanlı üzerine doğrudan saldırmak için fırsat kollamaya başladı. Fatih Sultan Mehmed, Karaman'ı mutlaka Osmanlı sancağı altına alması icap ettiğini biliyordu. Sadrazam Mahmud Paşa'yı Karaman ilini zapt etmesi için gönderdi. Bunun üzerine Karaman'a Sefer-i Hümayun tertip olundu. Sadrazam Mahmud Paşa önce Pir Ahmed'i Konya'dan çıkardı, sonra da Larende civarında yapılan şiddetli bir muharebede Pir Ahmed Osmanlı karşısında hezimete uğradı. Karamanoğlu Devleti'nin bulunduğu topraklara Karaman Sancağı adı verildi ve Fatih'in oğlu Şehzade Mustafa buraya vali tayin edildi. Pir Ahmed ve kardeşi Uzun Hasan'a sığınınca Uzun Hasan bu ikisini himayesine aldı. Osmanlı toprağı olan Tokat üzerine sürpriz bir taarruz gerçekleştirerek Osmanlı Devleti'ne resmen harp ilan etmiş oldu. Uzun Hasan'ın gönderdiği birlikler Tokat üzerine gelip şehrin civarını köyleriyle birlikte yakıp yıkarak birçok mal talan ettiler. Oradan Kayseri üzerine yürüyerek aynı şekilde burayı da yakıp yıktıktan sonra Karaman ilini Osmanlılardan geri almak için Karaman iline yürüdüler. Fatih Sultan Mehmed bundan haberdar olunca oğlu Şehzade Mustafa'ya haber gönderip Karahisar'a çekilmesini istedi. Ardından Anadolu Beylerbeyi Davut Paşa'ya haber gönderip ordusuyla Karahisar'da bulunan Şehzade Mustafa'nın hizmetine girmesini, onunla birlikte Akkoyunlu akınlarını durdurmasını istedi. Hızla harekete geçen Anadolu Beylerbeyi Davut Paşa ordusunu toplayıp Karahisar'da bulunan Şehzade Mustafa'nın hizmetine girdi. Bunun üzerine Şehzade Mustafa, Akkoyunlu ordusunu Osmanlı topraklarından çıkarmak için Karaman iline yürüdü.
Sultan Fatih Uzun Hasan'a bir mektup yazarak ehli İslam üzerine gidip onlara zulümde bulunmasının doğru olmadığını, eğer yapabiliyorsa din düşmanları ile savaşması gerektiğini ve yapılan haksızlığı ortadan kaldırmak için bizzat kendisinin geleceğini bildirdi. Ancak Uzun Hasan cevap mektubunda Kapadokya ve Trabzon'un kendisine verilmesi şartıyla barış yapabileceklerini söyleyince bu duruma çok hiddetlenen sultan şöyle dedi: Bismillahirrahmanirrahim. Kudret ve kuvvet ancak Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Bundan önce annenin ricası ile pençeyi gazabımdan kurtulmuştun. Biz de seni ıslah olmuş ve semt-i salaha yönelmiş kabul ederek affetmiştik. Halbuki senin gibi zalimin benim zamanımda saltanat davasında bulunması haramdır. Senin bütün kudret ve şefkatine bizim müsaade ve müsamahamız sebep oldu. Buna rağmen gururlanarak padişahanem hukukunu unutarak adaletli iradem altında rahat yaşayan Tokat'a ve sonra da Karaman ülkelerine askerlerini göndererek ahaliye zulmettiğin, bir takım şiddetlere başvurduğun ve rezaletlere sebep olduğun malumumuzdur. Onun için cezanı vermek üzere bu yılın baharında harekete karar verdik. Seni affetmek katiyen düşünülmemektedir. Beyhude zahmet çekme. Sen vilayet yakmayı padişahlık mı zannettin? Çekinmeden, korkmadan topraklarımıza tecavüz ettiğin için kılıcımız senin göğsünde kana bulanmalıdır. Er isen meydana gel. Kadın gibi delikten deliğe girme. Hazırlıklarını yap, haber verilmedi deme. Zira ki vücud-u habisin arzayı teleftür ve bu babda özür ve bahane bertaraftır. Bundan böyle elçim ok, sözüm kılıçtır. Bu mektup ile Uzun Hasan'a harp ilan edilmiş oluyordu. Fatih Sultan Mehmet harbe karar verince derhal İstanbul'dan göçüp Anadolu tarafına otağı kurulmasını emretti. Bu arada Şehzade Mustafa ordusuyla Kır iline vardığında Mirza Yusuf'un ordusuyla karşı karşıya geldi. Akkoyunlu ve Osmanlı ordusu şiddetli bir savaşa tutuştular. Bu şiddetli savaşta Mirza Yusuf, Şehzade Mustafa karşısında ağır bir hezimete uğradı. Mirza Yusuf ve ileri gelen adamlarının çoğu Osmanlı ordusu tarafından esir edilerek elleri bağlı şekilde Sultan Fatih'e gönderildiler. Böylece Şehzade Mustafa Akkoyunlu işgali altındaki Osmanlı topraklarını kurtarmıştı. Bu Uzun Hasan için kötü bir haberdi. Ancak Uzun Hasan daha büyük, korkunç bir atlı Türkmen ordusu ile Osmanlı'nın üzerine saldırmayı planlıyordu. Bu arada Venedik'e haber gönderip kendisinin Osmanlı üzerine yürüdüğünü, Venedik'in de gemiler ile İstanbul'u kuşatmasını istedi. Fatih Sultan Mehmet, Anadolu ve Rumeli askerleriyle Uzun Hasan üzerine harekete geçti. Bu arada Uzun Hasan da ordusunu hazır etmiş yürüyüşe geçmişti. Tercan ile Erzincan arasında ortada Fırat Nehri'nin bulunduğu bir düzlükte iki ordu karşı karşıya geldi. Fatih Sultan Mehmet'in ordusunun sağ kolunda 40 sancak beyi ve 20 bin kapıkulu askeri ile Şehzade Bayezid bulunuyordu. Uzun Hasan'ın sol kanadında da oğlu Mirza Uğurlu Mehmet bulunuyordu. Şehzade Mustafa 24 sancak beyi ve 20 bin zırhlı azap olduğu halde Osmanlı ordusunun sol kanadını kontrol ederken Uzun Hasan'ın sağ kolunda da oğlu Mirza Zeynel bulunuyordu. Osmanlı merkezine 25 bin yeniçeri ile Sultan Fatih komuta ederken Akkoyunlu merkezinde ise Uzun Hasan bulunmaktaydı.
Uzun Hasan'ın ordusu kalabalık fakat düzensiz bir Türkmen ordusuydu. Asıl gücünü hafif süvariler ve mızraklı piyadeler oluşturuyordu. Uzun Hasan'ın amacı Osmanlı sipahilerini mızraklı yayalar ile devirmek ve süvarileriyle kıskaca sarıp yok etmekti. Buna karşın Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethi sırasında gücünü ispatlayan topların meydan savaşında da kullanılmasını planlamıştı. İki ordunun karşılaştığı arazi akarsu tarafından yarılmış bir vadiydi ve savaşa hiç müsait değildi. Kayalıklar ve engebe yüzünden atların kullanımı oldukça zordu. Muharebeyi başlatan Uzun Hasan'ın sağ kolundaki oğlu Zeynel Mirza olmuştu. Hafif mızraklı süvariler Şehzade Mustafa üzerine tepelerden ilerleyerek şiddetle muharebeye dalıyorlardı. Bu müthiş süvari saldırılarına karşı Osmanlı zırhlı azapları ise muhteşem defans yapıyor ve Akkoyunlu süvarilerini atları ile birlikte delip geçiyorlardı. Sol kanatta çılgınca bir muharebe oluyordu. Zeynel Mirza neye uğradığını şaşırmıştı. Osmanlı azapları Akkoyunlulara nefes aldırmıyordu. Muharebenin kızıştığı bu anda Mirza Zeynel atından düşerek Osmanlı azaplarının arasında kaldı. Kılıççı Ahmet adındaki bir azap askeri Zeynel Mirza'nın başını keserek kafasını havaya kaldırdı. Komutanlarının kesik başını gören Akkoyunluların cesareti kırılmış ve kaçarak çekilmeye başlamışlardı. Bu sırada Şehzade Bayezid komutasındaki Osmanlı sağ kanadı da Akkoyunlu sol kanadına saldırmış ve bu kanadı perişan etmişti. Şehzade Bayezid ve Şehzade Mustafa Akkoyunluların iki sağ kanadını da kırarken Uzun Hasan oğlu Zeynel Mirza'nın öldüğü haberini aldı. Üzüntüsünden kahrolmuş bir şekilde yanında bulunan Karamanoğlu Pir Ahmet'e "Karamanoğlu, hanedanın harap olsun. Beni ciğerparemden, bunca dilaverden çıkarıp bednam olmama sebep oldun. Benim Osmanoğlu ile ne işim vardı?" diye haykırmıştı. Uzun Hasan Osmanlılara çatmanın bedelini çok ağır ödüyordu. Bu sırada Fatih uzun menzilli topların Uzun Hasan merkezine doğru ateşlenmesini emredince Uzun Hasan askerleri tepelerine yağan büyük toplardan çok zarar gördüler. Şehzade Mustafa komutasındaki azepler artık Uzun Hasan komutasındaki merkez tarafına ilerlemeye başlamıştı. Osmanlı merkezindeki Yeniçerilerin muharebeye girmesine bile gerek kalmadan muharebenin neticesi belli olmaya başlamış, Uzun Hasan'ın sağ ve sol kanatları çökmüştü. Fatih Sultan Mehmet, Yeniçerilerden küçük bir bölüğü Uzun Hasan üzerine sevk ederken Şehzade Mustafa komutasındaki azepler Uzun Hasan'ın merkezine doğru hücuma geçmişti. Tüfekli Yeniçerilerin atışlarından aklı şaşan Türkmen süvarileri dağılmaya başladılar. Uzun Hasan yenileceğini anlayınca boz atına binip harp meydanını terk etti. Onun çekilmesiyle merkez ordusu da dağıldı. Kardeşi Mirza Zeynel'in öldürüldüğünü ve babası Uzun Hasan'ın harp meydanını terk ettiğini öğrenen Mirza Mehmet artık bir şansı olmadığını anlayınca geri çekilerek o da harp meydanını terk etti. Böylece Osmanlı Devleti Akkoyunlu Devleti'ni büyük bir hezimete uğratmıştı.
Fatih Sultan Mehmet, kendisi gibi Türk ve Müslüman olan, aynı zamanda Oğuzların Bayındır koluna mensup bulunan Akkoyunlu kuvvetlerini takip ettirmediği gibi, Türk ve Müslüman olan ülkesine de dokunmadı. Neden üzerlerine gitmiyoruz diye soran İbrahim Paşa'ya cevaben, gayenin saltanat yıkmak değil Uzun Hasan'a ders vermek olduğunu, İslam memleketlerini tahrip ile İslam hükümeti yıkmanın doğru olmadığını, öte taraftaki gaza harplerini bırakıp burada Müslümanlarla uğraşmanın iyi bir şey teşkil etmediğini söylemişti. Bu zaferden sonra Osmanlı aleyhine harekete geçmiş olan Haçlıların da ümitleri kırılmıştı. Fatih Sultan Mehmet akınlarını Venedik, Macaristan, Almanya, Boğdan, Polonya ve Ceneviz üzerine sürdürmeye devam edince kısa sürede Venedik, Almanya ve Macaristan pes etti. Venedikliler de Osmanlı ile anlaşma istemek zorunda kalınca batıda ve doğuda Osmanlı Devleti'nin büyüklüğü kabul edildi. Batılılar Osmanlı Devleti'ni mağlup edip İstanbul'a tekrar hakim olamayacaklarını kesin olarak anladılar. Akkoyunlu ülkesinde ise gücü kırılan Uzun Hasan kısa süre sonra vefat etmiş ve taht mücadelesi başlayıp hanedan parçalanmıştı. Böylece Fatih Sultan Mehmet 30 yıllık saltanatı boyunca 17 devlet ve 200 şehir fethetmiş ve Osmanlı Devleti 22 devletin koalisyonuna karşı müttefiksiz olarak tek başına zafer kazanmıştı. Dünyanın Osmanlı Devleti karşısında aciz kaldığı ortaya çıkmıştı.